tadım yapacak olan kayınvalidem Hüsniye Sultan'ın bütün şıklığıyla. Evet, afiyet, bal, şeker olsun. Köfte biraz böyle oldukça yüksek olduğu için herhalde pişmemiş gibi geldi bana. Püresi birazcık daha koyu olabilirdi bence. Tabağın heyecanı var mı? Bu tabakta heyecan yok. Bu tabakta bence biraz korku var. Kaybetme korkusu. Ne bu gece uyuyamamış bu hiç heyecandan. Fena değil, aman aman hayran kaldım diyemeyeceğim. Daha iyisi çıkabilir ya da daha kötüsü çıkar, şuna hayran kalabilirim. Bakalım o zaman, aklın da onda kaldı evet, ama. Evet, aklım kaldı, kim olabilir diye. Şimdi final 2'den çeyrek var orada. Bu tabak kimin olabilir diye kimin olabilir? Oradan yakalamaya çalışıyorum ben onu. Buradaki aklındaki isim ne? En uykusuz gelin burada, çocuk da emziren Rabia var. Rabia'nın olabilir o. Yani en uykusuz ve en yorgun olanı o. Bakalım, tutalım aklımızda. Şiddetli bir şekilde sert. Bu sert bir gelin olmalı. Kaba bir gelin, sert bir gelin bu. Kim olur o? Kimiz de öyle kaba ve sert bir gelin. Hepsi çok minnoş. Öyle görünüyor ama Özlem'in içinde çok sert katı bir taraf var. Bakayım. O da bazen kanatlanıyor kayınvalidesi gibi, şu kolları kalkıyor. Nurten'in öyle bir havası var biliyorsunuz. O da böyle bir dayılanıyor arada bir. Özlem'in tabağı olabilir. Hiç mi beğenmedin? Yani biri şu an daha mı beğenmiş oldun? Şimdi sadece lezzeti yorumlamıyorum. Duruşu, evet, açması. Bütüne bakıyorum. Köftenin lezzeti var. Buradaki köfte şuradan daha lezzetli. Öyle söyleyeyim. Ama bunun köftesi daha nizami olmuş. Üstündeki patatesi daha uygun. Bunun patates sosu da köftesi de pek dengede ve nizami değil. Acaba ayrıca sert bir köfte. Çok merak ediyorum, puanların ne olacak şu ikisine? Köftesi lezzetli. Yani çiğ olmasına rağmen köfte çok lezzetli. Bayıldım. Çiğ mi? Evet, pişmemiş. Şöyle de göstereyim. Bakın. Mesela o tabakta da aynı görüntü var ama daha çiğ. Ama köfte muhteşem olmuş. Köftesi çok güzel. Pişmediyse nasıl lezzetli olsun? Nasıl lezzetli olsun? O kadar güzel yoğurmuş ki baharatını, içine koyduğu malzemeleri eliyle çok lezzetlendirmiş. Fakat üstündeki püre olmamış. İşi biliyor bu gelin ama şunu ya çok konuşmaktan ya millete laf yetiştirmekten cıvık yaptı. Aman, her şeyde bir kusur bulduk. Bunu beğendik mi? Beğendim. Hatta hakikaten çok bu şu an yediğim en lezzetli köfte bu tabakta. Bayıldım. İltifata bak. Tamam, en lezzetli köfteyi gerimizde bırakıyoruz. Puanda ne olacağını beraber göreceğiz. Ve son tabağın. Bu köfteye de bayıldım. Ne kadar enteresan. İki tabak birbirine nasıl böyle benziyor? İkisinde köftesi güzel, ikisinde püresi çok cıvık. Bence enteresan olan dördünün birbirinden nasıl bu kadar farklı oluyor olması. Aynı malzeme, evet, aynı süre, aynı şartlar. Yani çok enteresan. Teknik, bakın bunların yüksekliğiyle şu iki köftenin, bu ikisi birbirine benziyor. Şu ikisi de diğerleri de birbirine benziyor. Pişmiş mi? Güzel mi köfte? Onun da köftesi çok lezzetli. Onun da köftesi pişmemiş ama çok lezzetli. Özellikle çiğ gelen köftelerin tadı çok güzel. Sosu güzel mi? Sosu da güzel ama yoğun salça. Ben bu sosu yaparken şunu iyice öldürüyorum, kızartıyorum. Olmuyor bunlarınki. Sosları bence sona bırakıyorlar en kolay diye. Değil mi? Onu yavaş yavaş kavur, koy kenara. Evet. Anlamıyorum. Ben şey yapacağım, sosları baz almayacağım, dikkate almayacağım. Hüsniye Sultanım. Evet.
Yani ben ne diyeyim? Ben susayım, şu iki çeyrek konuşsun. Bir de senin puanların konuşsun. Bir vereceğim tabağı söyleyeyim ben. Söyle. Öncelikle. Şu bir. İkinci tabak bir puan. Evet, bu bir. Bu tabak beş. Dördüncü tabak beş puan. Üç. Üçüncü tabak üç puan. Bu da üç. Birinci tabak üç puan. Kıyamadın. Evet. Kıyamadın, iyi yaptın. Çünkü tabaklar hemen hemen hepsi güzel şeyler söyledik hepsine. Açmaya başlıyoruz. İki tane üç kullandık. Yani bir almadı sevinebilir ama beşi de kaçırdı üzülebilir. Bakalım kim ilk üç puanı aldı? Üç puan bakalım senden kime gidiyor? Aç şekerim görelim. Merve. Bu kadar beğenerek yiyip de üç vermek nedir? Canım bir tek köftesini beğenerek yedim yani. Üstündeki patates sosu yok. Zaten salçaya puan vermedim. Neye verdiniz yani puanı? Lezzetini verdim. Köftesi lezzetli. Çok beğenerek yediniz çünkü ilk başta... Köftesini beğendim bak. Tamam, anlatmaya çalışıyorum zaten müsaade ederseniz. Gayet güzel dediniz. Yerken gayet lezzetli. Hatta ikisine göre çok çok lezzetli bir köfte yiyorum. Şu an dediniz. Ben yanlış duymadım. Sizi akşamları ders mi çalıştırıyorlar, tabakları bu kadar kötüleyin, kişiselleştirin diye, siz yoksa ne yapıyorsunuz, kitap mı okuyorsunuz bilmiyorum ama gerçekten ne yorumunuzu anlıyorum ben sizin, ne verdiğiniz puanı anlıyorum Hüsniye Hanım. Beğendiğiniz tabağın hakkını yemek nedir? Şöyle söyleyeyim, bir kere kişiselleştirdiğim tek şey burada şu 30 bilezik ve çeyrek. Kişiselleştiriyorsunuz, birine Özlem, birine Rabia, birine Merve, hepsini sayıyorsunuz siz burada. Hayır. Okuduğum tek kitap Lezzet ve sizin yaptıklarınızı okuyorum. Bu şuradaki yemekleri okuyorum. Ki okudun, ben de lezzetli bir tabak yaptım. Okudum. Neyi okudum? Acaba Merve mi, Rabia mı? Bunu da anlamaya çalışıyorum. Sizin yaptığınız yemekleri de ellerinizden neler çıkabileceğini de tahmin etmeye çalışıyorum. Çünkü duygularınız da değişiyor burada sürekli. Bir takım duygular... Sizler yüzünden bunların tek sebebi sizsiniz. Çünkü kendiniz de söylüyorsunuz. Bakın lezzetli bir tabak çıkmış ortaya. Siz, ben bu kadar lezzetli tabak çıkarırken ortaya düşük puan verirseniz benim bütün duygularım darmadağın olur yani. Sen işte tıpkı dediğin gibi bu kadar... Yani bu kadar 3 puanlık lezzetli bir tabak çıkarabilmiş. Kime göre, neye göre Hüsnü Ama az aldım. Önce kendim ben tanımladım. Ben bir şey söyleyeyim mi? Dünden itibaren zaten ben bir karar aldım. Sizin hiçbir söylediğiniz şuramdan giriyor, şuramdan çıkıyor. Haricinde hiçbir şey yok benim. Çıkış sizin yok Merve. Sizinle ilgili duygularımın tamamen yani yok ettim. Merve, çıkış kaldırdım. Yok. Senin kurandan giren bir şey tabakları, çıkmıyor. Tabaklara bakmak istiyorum gerçekten. Bu püre için bize, hepimize eşit malzeme verilmedi mi? Olmamış püre. Nesi cıvık? Ona da katı dediniz. Nesi katı? Hiç kimsenin püresini beğenmedim zaten. Şu an sadece köfteleri yorumluyorum. O zaman beğendiğiniz köfte burada zaten. Siz buna nasıl güç verirsiniz? Daha güzeli vardı orada. Beş verdim. Daha güzeli. Evet. Neye göre daha güzel? Kas kalın. Daha az pişmiş. Sen ince yapıp şey mi yapmaya çalıştın? Pişsin mi istedin? Ama daha hala kalın ve pişmemiş bir köfteden bahsediyorum. Gayet lezzetli. Bu köfteden daha lezzetli bir köfte yedim. Yani Hasan Paşa'nın... En başta söylediğiniz kelimeleri tekrar size hatırlatarak yerime gidiyorum. Çok lezzetli yedim. İki tabağa göre çok çok güzel bir köfteden bahsediyoruz dedin. Ondan sonra üçü bastın Hüsniye Hanım. Merve, senin puanın bu kadar. Orada paşası vardı, Hasan'ı yoktu. Neyse, ben zaten size tabak çıkarmaya gelmedim. Siz beğenin ya da beğenmeyin beni ilgilendirmiyor artık bu saatten sonra. O zaman niye yoruluyorsun bu kadar? Olsun, hayır. Ben yaptığım işi bildiğim için savunuyorum. Size kendimi savunmuyorum. Ben yaptığım işi seyirciye göstermeye çalışıyorum. Size seyirci değil, bak öyle görmüyor. Ben anlatıyorum. Değil. Onlara bu duyguyu geçiriyorum. Anlatabildim mi? Sen hiçbir şey anlatamıyorsun. Sen ancak ütopya hakkıyla halkına daha onu bile konuşamıyor. Daha onu bile ancak söyleyemiyorsunuz. Hayatım çok normal. Şu an heyecan yapıyorum. Coşku içerisindeyim. Hayaller içerisindeyim. Gerçekleştireceğim hayallerim var. Bu tabak yorgun dedik, bebek sallıyor dedik. Başka ne dedin? Yani yorgun, emzirmiş çocuğunu emzirmiş ki bu kadar. Rabia dedik yani. Bakalım ikinci 3 puan kime gitmiş? Rabia mı gerçekten?
3 puan, ikinci 3 puan rakip kayınvalideden bakalım kime gidiyor? Belki de Hatice'ye gidiyordur, ha? Üzülür müsün? Üzülürüm. Açıyorum. Açıyorum. Ve açtım. Aç şekerim. Bildin Rabia. Wow. Vay canına. Lezzeti niye konuşmadınız? Lezzet olsaydı konuşacaktım. Ya bırakın Allah aşkına, siz beni analiz ettiniz orada. Yorgun uykusuz olabilirim ama ben mutfağa gelirken kusura bakmayın da her şeyi şurada kapının dışında bırakıp geliyorum. Hayır, o yüzden bırakmamışsın. Yemeklerime yansıtmıyorum. Bak yemeğini çok muazzam size yapmışsın. Niye falan bir dakika Rabia. Çok güzel yapmışsın, her şey düzgün. Ancak uykusuz uyuyamayan çocuğunu emziren bir gelin lezzetini tamamen çocuğuna verdiği için bu kadar başarılı bir tabaktan başarısız bir lezzet. Bir şey değil mi size? Tabaklarımızın başına geldiğinizde bir gurme yorumu değil de müneccim yorumu bekliyoruz. Çünkü ben olarak müneccim gibi yorumlar yapıyorum. Ben gurme değilim. Üç vakte kadar de değilim. Ama bak kadar. Bunu söyleyeyim, ben lezzete hakim biriyim. Bırakın ama sadece egosu tavan yapmış bir Hüsniye Karabulut. Ego ayarken ego artı Hüsniye Karabulut ego değil mi? Ego değil bak bu ego. Ego Hüsniye Hanım. O zaman şöyle konuşalım cümleyi. Siz tam olarak kimsiniz? Ben kim miyim? Evet kimsiniz? Ben lezzetin kraliçesinin kayınvalidesi. Size göre ama o. Lezzete hakim olan bir kayınvalide. O size göre. Şimdi. Kim ispatladı kraliçeliği? Kim şimdi, verdi size? Ben verdim. Ben. Siz kimsiniz işte? Ben hiçbir kayınvalide burada geline bunu veremez ama ben verebilirim. Her kayınvalide. Adım neydi benim? Hüsniye Karabulut. Ben verebilirim. Her kayınvalide gelinine verir bu unvanı. Yeter ki. Veremedi. Ama bizimkilerde ego yok. Siz veremedi. Gibi ego yok. Ben? Bizimkiler normal bak, kayınvalide. Lezzete hakim biriyim. Kraliçesine hakim biriyim. Anlatabildim mi? Siz bir yarışma programında iki gün kalmış finale önümüze koyduğunuz şu tabaklara hakim olamamışsınız. Hatice, sizi kim kraliçe ilan etti? Ben seni hiçbir yarışmada göremedim Hüsniye de. Hüsniye Karabulut. Ya Merve'cim çok fazla... Kimsin dedi ya Hüsniye Karabulut. Hüsniye Karabulut. Bırak şimdi Merve'yi, kraliçeyi. Burada tek bir yanan tabak var, o da bir alan tabak. Bu. O da o. O kadar da olumsuz şeyler söylemedik ona ama yani maalesef olmuş. Birden nasibini aldı. Bakayım beş kime gitti? Şuna. Hüsniye Sultan. Geçelim mi? Ne oldu? Kal geldi. Onu mu açmak istedin? Yok hayır. Hayır. Ben onu açacağım senin için merak etme. O Hatice etme. De olsa onu ben kabul etmiyorum. Olmaz. Bugün gerçekten hata kabul etmiyor. Özellikle kayınvalidelerin puanları çok önemli ya. Bakalım Hüsniye Karabulut, gelinine lezzetin kraliçesi unvanı veren kayınvalidem gelinini buldu mu yoksa rakip geline 5 puanı hediye mi etti? Öğrenelim. Bir verdiği tabağı böyle kesemedi hatırlarsanız, sert kaba bir gelin. Hatta isim verdi, Özlem dedi. Bunu da bilirsen ben düşüp bayılırım ha. Yani Rabia'dan sonra bunu da bilirsen yok artık diyeceğim. Bakalım Hüsniye kayınvaliden bugün şov yapıyor. Bu şovun da tutarsa ayakta alkışlayacağım seni. Hazır mıyız? 5 puan alan gelinimiz. Açalım mı? Niye korktun o kadar? Beni de korkuttun. Yok korkmuyorum. Heyecan yaptım. Aç da görelim. Hatice! Ya ben kendimi çok harika seviyorum. Harika. Vallahi süper. Unbelievable.